Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu halk arasında Tijuana olarak bilinen Tijuana'ya garanti giriş yolları ve oradaki durum nedir? Oradan teslim olduğumuzda kaç günde çıkıyoruz? Çıkış şartları nelerdir? Sponsor isteniyor mu? Bond ödeniyor mu? Bunların hepsini konuşuyor olacağız. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, az önce de duydunuz. Bugünkü videomuzun konusu halk arasında Tijuana diye bilindiği için ben yine Tijuana diyeceğim ama J'ler genelde Meksika dilinde H diye okunduğu için aslında telaffuzu Tijuana. O yüzden bunu şimdiden söylemiş olayım. Arkadaşlar, Tijuana'ya giriş yolları birkaç tane şebekenin elinde. Bunun dışında piyasadaki bildiğimiz birçok şebeke aslında oraya henüz nüfuz edebilmiş değiller. Bundan dolayı maalesef ki yani kedi erişemeyeceği ciğere mundar dermiş. Orası için çok fazla kötüleme yapılıyor. Tehlikeli olduğu söyleniyor, geri gönderildiği söyleniyor, 1500 dolara kadar havaalanında rüşvet istendiği söyleniyor. Tabii ki böyle bir şey yok. Orada herhangi bir şekilde bu tarz uygulamalar mevcut değil, mümkün de değil arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir şeyler söyleniyorsa size onu söyleyen kişilerden uzak durun, arkanıza bile bakmadan kaçın arkadaşlar. Peki Tijuana sınırından geçtiğinizde ve teslim olduğunuzda neler oluyor? Sizi bir toplama merkezine götürüyorlar. Tijuana'da yaklaşık 4-5 farklı toplama merkezi var arkadaşlar. Sizi onlardan birine müsait olan bir yere alıyorlar. Orada da yaklaşık olarak maksimum 10 gün tutuluyorsunuz. 10 günden sonra da bondsuz, şartsız serbest bırakılıyorsunuz. Birçok kişiye pasaportunun verildiğini biliyoruz ama bazılarına da pasaport verilmediğini, pasaport verilmeyen kişilere takip cihazı verildiğini de biliyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan şey bunun neden yapıldığı. Yani muhtemelen bu benim kendi düşüncem bu yönde. Kanada'ya kaçma şüphesi olan kişilere bunu yapıyorlar. Bundan dolayı pasaportlarını geri vermedikleri gibi bir de takip cihazı veriyorlar ki bu takip cihazı daha önceki videolarımda da gördüğünüz gibi bir adet sıfır telefon da olabiliyor. Bir telefonun içinde yazılım var. Bu yazılım sayesinde günlük ya da haftalık fotoğraflar çekip, selfie çekip gönderiyorsunuz. Kendisinin bir alarmı var zaten. Alarm öttüğünde bunu yapıyorsunuz. Ya da ayak bileğinize kelepçe de takılabiliyor ama ben henüz son zamanlarda özellikle Türklere ayaklarına kelepçe takıldığını görmedim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki buranın bunun dışında bir özelliği, bir artısı var mıdır? Herhangi bir artısı yok arkadaşlar. Özellikle aileler için çok fazla bir artısı yok. Yani çocuklu ailelerden bahsediyorum burada. Tek aileler değil. Çünkü tek aile, çocuksuz aile ya da çocuğu büyük olan 16-15-16 yaşından büyük olan ailelerde de bireysel davrandıkları için çocuklara bir artısı olabilir. Ama çocuğu küçük olanlar, 15'ten küçük olan kişiler için herkesin yine Juarez olarak bildiği Juarez'den El Paso'ya geçişle Tijuana'dan geçiş arasında hiçbir fark yok. Uygulama aynı, onlara bir pozitif ayrımcılık yapılıyor ve en kısa zamanda çıkartılıyor. Peki buralarda sponsor şart mı? Evet şart ama sponsorsuz çıkan da yok mu? Tijuana'dan çıkan da var. Daha 2 gün önce bir arkadaşım yazdı. Abi ben çıktım, hatta sponsorum da yoktu. Sponsor da vermedim. Vermediğim halde çıktım dedi arkadaş. Olabilir. Sözüne de güvendiğim bir arkadaş. Muhtemelen de öyledir. Ya niye yalan söylesin? Dolayısıyla Tijuana'da sponsorsuz çıkış da mevcut ama sizden özellikle sponsor istenebilir ve sponsor veremezseniz sizin çıkışınız da sıkıntılı olacaktır. Dolayısıyla buna güvenerek sponsorsuz hareket etmeyin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hangi sınır kapısından teslim olacaksanız olun. Mutlaka ve mutlaka bir sponsorunuz olsun. Bunun dışında söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Geldiniz, teslim oldunuz, kamptan çıktınız. Özellikle Tijuana'dan bahsediyoruz. Tijuana'dan kampsız, bondsuz çıktınız ki kampsız dedikleri şey, evet ikinci kampa gitmiyorsunuz, toplama merkezinde oluyorsunuz ve toplama merkezinden çıkıyorsunuz. Ama aslında baktığınızda mantık yine aynı mantık. Sizi bir yere kapatıyorlar. Maksimum 10 günde kalıyorsunuz. 2 günde çıkan arkadaşlarımız da var, ben biliyorum. Buna garanti verebilirim. Ama neticede çıktıktan sonra çok büyük bir ihtimalle pasaportunuz da elinize veriliyorsa artık hürsünüz. Amerika'da istediğiniz yere gidebilirsiniz. İstediğiniz yerde yaşantınıza başlayabilirsiniz.
Çalışma kısmını soruyorsunuz çok fazla. Çalışma kısmından da biraz bahsedeyim. Arkadaşlar, değerli avukat Okan Şengün de videolarında bahsediyor. Çalışabilmek için genel anlamda ilk iltica başvurunuzu yapacaksınız resmi olarak. Evinize bir adet iltica başvurunuzun kabulüyle alakalı yazı geldiği tarih itibariyle 150 gün sayacaksınız. 150. gün bittikten sonra 151. günde geçici çalışma izni ve SSN'inize müracaat edebilirsiniz. Bunun dışında Okan Bey'in yine videolarında bahsettiği Advance Parole diye bir kağıt var ki bu bende mevcut. Herkese de vermiyorlar, çok nadir kişilere veriyorlar. Bunu beklemeden SSN ve geçici çalışma iznine müracaat edebiliyorsunuz diyor. Ben şimdilik SSN'e müracaat ettim. Daha henüz evraklarımı götürmedim. Bir aylık zaman verdiler. Bir ay içinde evraklarınızı getirin, değerlendirmeye alalım dediler. Tabii değerlendirmeden ne çıkacak, ne olacak bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Eğer onaylanırsa, onay aldığı tarih itibariyle 14 gün içerisinde evimin adresine SSN kartımı, yani bir kimlik gibi postalıyor olacaklar, gönderiyor olacaklar. Peki ben bu SSN'le ne yapacağım? Tabii ki ehliyetimi çıkartacağım. Çok daha rahat alışverişimi yapacağım. Araba alabileceğim kendime, motosiklet alabileceğim belki. Ya da ne bileyim, banka hesabı açmakta kullanacağım. Hatta ve hatta bir kredi kartı çıkartıp direkt kredi skorumu yükseltmeye bakacağım. Ki benim ilk hedefim de bu. SSN'im geldiği an itibariyle hemen blokeli bir hesaptan bir adet düşük limitli kredi kartı çıkartıp oradan kredi skorumu yükseltmeyi planlıyorum. İlk hedefim bu arkadaşlar. Bu video bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hakan abi şimdi geçtik, atladık. Burası Amerika, burası Meksika. Hiçbir sıkıntı yok. Sorunsuz, sıkıntısız. Evelallah. 2 gün içinde geldik, geçtik. 2 gün olmasının sebebi de ben dinlenmek istedim. Bir günde de halloluyor. Her şey için çok teşekkür ederim. Harika bir iş çıkardın. Teşekkürler.